mesleğin hemşehriler haftasını kutlamak ve okulumuz rozet takma ve forma giyme töreni için toplanmış bulunmaktayız. Programımıza hoş geldiniz. Yüksel sesini. İkiniz de sesinizi yükseltin. Okul 2013'te başlattığımız çocuklarınız çocuklarımızdır ilkesiyle yola çıktığımız ve kurduğumuz eğitim kurumunda ilk mezunlarımızı bu sene veriyoruz. Çocuklarımız 9. sınıftan 10. sınıfa geçtiler. Bu geçiş sürecinde kültür derslerini gördüler ve başarıyla 9. sınıfı tamamladı olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte 11. sınıf ve 12. sınıfta artık meslek derslerine yoğunlaşacaklar ve meslek dersleri ağırlıklı olarak görecekler. Bugün bizim çocuklarımızla gurur duyma günümüz. Bir baktığımızda daha 3 yaşında, 5 yaşında, işte 10 yaşında, 11 yaşındayken şimdi kutsal bir mesleğe bugün ilk adımı atıyorlar ve formalarını giyerek yemin edecekler. Bu 10. ve 11. sınıfta meslek derslerini gördükten sonra 12. sınıfta haftanın 3 günü staja göndereceğiz çocuklarımızı. Bu staj esnasında tabi staja devlet hastanesi, araştırma hastanesi ve Star Medica hastanesine göndereceğiz çocuklarımızı. Burada el becerileri gelişecek ve artık tam anlamıyla çalışma ortamına girecekler. Şimdi bu stajdan sonra ise biz onların üniversiteye girmelerini temenni ediyoruz ve istiyoruz. Hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Tabii ki bu stajın ardından üniversiteye gönderdiğimiz çocuklar üniversite mezunu olarak görevlerine başlamalarını isterken yeni düzenlemeyle birlikte Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığımız duyumlara göre çocuklarımızın hemşire yardımcısı değil de hemşire olarak bu sene başlayanlar ve devam edenler hemşire olarak mezun olacaklarının müjdesini bize verdiler. Yani bu yardımcı kelimesi ortadan kalkacağı müjdesini verdiler. Çünkü Türkiye'de şu anda 315 bin hemşire açığı, şu anda 315 bin hemşire açığı bulunmakta. Dolayısıyla bu kararı aldıklarını ve yıl içerisinde değiştireceklerini söylediler. Tabii biz 11. ve 12. sınıfta, şimdiki bizim 12. sınıflarımızda da uygulayacağımız bir projemiz var. Bu proje kapsamında yazın bu seçmeler yapılacak büyük bir ihtimalle. Almanya, İtalya ve İsviçre'ye öğrencilerimizi staja göndereceğiz, oraya hastanelere göndereceğiz. Ve zaman, bakın çok hızlı geçecek. Bu geçiş sürecinde bizim çocuklarımız da 11 ve 12. sınıfa geldiğinde bu yurt dışı eğitimlerini sizin çocuklarınıza da sağlayacağız. Şimdilik en büyük sıkıntımız bizim çocuklarımızın bulundukları yaş itibariyle ergenlik problemleri dediğimiz problemler. Ancak şunu unutmayın, çok değil 2 yıl sonra böyle karşımıza, siz de o zaman davetlisiniz, pırlanta gibi karşımıza böyle mezuniyet cübbelerini giyerek bizim çocuklarımız da karşımızda olacaklar. Biz bundan eminiz. Çocuklarınızı en iyi şekilde yetiştirdiğimize lütfen inanın. Yani onların eğitimlerini baştan sona planlıyoruz. Gidecekleri yerler, okuyacakları dersler ve mükemmel bir kadromuz var. Sağlık meslek kadromuz. Onlar da şu anda içimizde. Onlara da bir alkış rica ediyorum ben. Yeni yıldan itibaren meslek dersleri ağırlıklı olarak başlayacak 9. sınıftan sonra 10. sınıfa başladıklarında. Öğrencilerimizi meslek alanda atölyelerimizde ve laboratuvarlarımızda en iyi şekilde eğitim verecekler. Belki değişebilir ama 11. sınıfta staj olma ihtimalinden de bahsederler. Sağlık Bakanlığı yetkilileri. 11. sınıfta da staj olma ihtimali var. Tekrardan geri dönüyor çünkü hemşirelik geri dönüyor. 12. sınıfta kesin var. Haftanın 3 günü işte staja gidecekler. El becerileri gelişecek orada. Tabii bu süreç içerisinde çocuklarımızı 315 bin açıktan bahsettim ben. Şu anda Sağlık Bakanlığı kadrolarında 315 bin açık var. KPSS puanıyla ya devlet memuruna göndereceğiz veya üniversite sınav puanıyla üniversitelere göndereceğiz. Bunun için de devlet
liselerinden farklı olarak da ek olarak matematik, fizik, kimya, Türkçe gibi dersleri çoğaltıyoruz okulumuzda. Çünkü bunları biz sürekli bir üst öğrenime hazırlama görevini kendimize addettik. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Tekrardan rozetleri ve kepleri formaları çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Nurse 1226 yılında Floransa'da kurulan hasta bakımında bilgi ve becerileriyle ün yapmış rahibelerdir. Bu çağlarda hasta bakımı ile uğraşanlar forma giymişler ve bu gelenek zamanımıza kadar saygı ve insan haklarına değer verme olup mesleki faaliyetleri birey, aile ve topluma yöneliktir. Size dayandığı düşünülmekte ve kiliseye mensup sosyal hizmetlerde çalışan kadınlara dekones, erkeklere dekon denilmekteydi. 14. yüzyılda hemşireler, köylünün tıbbi bakımının ve sağlığının ana kaynaklarından biri olmuştur. Komitesi adıyla kurulan bir örgüt, 1864 Cenevre Sözleşmesi'ni hazırlamış, savaş sırasında sivillerin korunmasını amaç edinmiştir. Barışta oğullar babalarını gömer,